Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sarma günü. Annem geldi biraz önce. Allah'ın sevgili kuluyum. Hiç beni yalnız bırakmıyor böyle işlerde. İlla bir yardımcım oluyor. Annem geldi şimdi. Önce lahanaları bozacağım. İnternette gördüm. Şimdi siz de diyeceksiniz mutlaka lahanayı bozduğumu görünce. Böyle kesip çıkarıyorlar. Hazır kesilmiş oluyor. Evet, ben de gördüm o videoyu ama bence bu lahanalarda olmaz arkadaşlar o. Çünkü bunlar çok... Evet, şunu tutsana sen. Önce bu kökünü çıkaracağım. Çıkarabileceksen. Çıkarabilirsem. Çünkü o internetteki lahanalar daha değerli toplu. Bozması daha kolay bence onları. Ama bunu biraz zor gibi. Şu kökü çıkarınca bir bakacağım. Olursa biz böyle keseriz tabii ki ama bunun damarları çok fazla. Kökü hallettik. Şimdi bunun şu sert yerleri çok fazla olduğu için öyle kesersem sanki çoğu boşa gidecekmiş gibi geliyor. Şöyle de yapınca olur mu sanki? Şöyle keseyim mi, ne diyorsun? Ben kaç sefer lahana sardım ömrümde. Tecrübeliymişim gibi bana söylüyorum. Anneme sor. Bence öyle yaparsak çok boşa gider. Biz bildiğimiz usulden devam edelim. Sorsana anne. Boşa gider Aleyna. Damarı çok. Bu sefer damarlarını kestiğimiz zaman ortalarını da boşa veririz. Onun için böyle şuraya uyup onlarda benim de çok usta olduğum söylenemez. Vay. Ben ustaymışım ya. Önceki hayatım annem lahana açıyordu. Baksana. Bugünün mesleği. Bugün yeni bir mesleğimi keşfettim. Meğer ben lahana lahana bozma ustasıymışım. Dağıttık gitti. Bak şimdi şuradan. Biraz sırpalayacağız. Ama bak bıraktım. Ne gülüyorsun ya? Baksana evet, oldu. Bıraktı canım, bıraktı. Bıraktı bakın. Çiçek gibi açıldı. Şu ortasını alırsam daha güzel olacak. Ne yapmışlar bir de biliyor musun? Ay şurayı yemeği çok severim. Şuradan kaynar suyu dökmüşler. Lahana kendini bırakmış. Öyle mi yapsın? Ama açıldı bakın. Oho. Oldu. Şimdi hemen ocağa su alacağım. Önce lahanamızı haşlayıp evimiz gibi kokutacağız. Bak şöyle artık. Gördün mü? Eğer ben lahana bozma ustasıymışım. Haberim yokmuş. İşte bu kadar. Tezgahçım lahana oldu. Olacak. 5 ay kalan lahana yiyoruz. 5 ay da akşam yemeği lahana. Bayağı çıkar gibi mi yemeğim? Daha şunu da açacağım. Onu sonra yapsaydın ya. Hayır. Buzluğa mı atacağım? Çok olacak çünkü. Babam pirinci getirmiş mi? Eyvah eyvah. Pirinç duraktı. Evet. Bir arayan iç yapacağız. Yani. Ben arayacağım. Sen şu kamerayı bir kapat da babanla bir görüşme sağlayalım. Tamam. Lahanayı bozdum. Durağa pirinci almaya gittim. Pirinç durakta kalmış. Onu aldım. Bir yolcum varmış. Yolcuyu bıraktım. Biraz önce eve geldim. Şimdi şöyle fazlasını seçiyorum. Fazlaca fazlası çıktı. Bunları buraya seçiyorum. Lahana turşusu yapacağız. Turşulara doymadık. Şöyle ince yapraklarla seçip. Bakın şöyle sert yeri zaten belli oluyor. Onu hemen koparıp ayırıyorum. Onlar turşuluk. Burada sarmalık olan kısmı. Şöyle ince yaprakları seçip haşlayacağım. 1-2 dakika suda haşlayıp buraya süzgecimi hazırladım. Şöyle göstereyim size de.
Fırın tepsisinin üzerine ızgarasını yerleştirdim. Başladım, lahanaları buraya çıkaracağım. Hem suyu ızdıracak, hem de bayağı büyük bir süzgeç olması gerektiği için aklıma o geldi. Şunlar haşlanınca bence sarılır. Hepsini turşuluk diye ayırırsam lahananın tamamı turşuluğa çıkacak bu defa. Kalın yerlerini turşu yapayım dedim ama bayağı buradan da bayağı turşu çıkartacak. Bayağıca turşu çıkacak. Şöyle bölüp bölüp sert yerlerini alıyorum. Bu göbek kısmını ben çiğ çiğ yemesini de çok severim. Biraz önce birazcık yemiş olabilirim. Çok severim onları. Hemen lahanamızı haşlayacağım. Onu soğumaya bırakacağım. O soğurken ben iç harcını hazırlayacağım. Şöyle. Bunu çok da haşlamamak gerekiyor arkadaşlar. Bunun ayarı da çok önemli. Çünkü çok haşlarsanız sararken elinizde dağılır. Çok şimdi haşlama. Bu haşlanacak. İçini dolduracağız, tamam mı? Yiyeceğiz mi? Hayır, bir daha pişecek. Pişecek ondan sonra aynı yaprak sarması gibi. Düdüklü de mi? Evet. Düdüklü de yapılıyor diye biliyorum. Yapılmıyor mu? Düdüklü de olur da. Tencere de olursa daha şey olan kontrol edilebilir. Hı. Tamam, burası yeter. Önce burayı bir haşlayalım. 1-2 dakika haşlamak yeterli. Hemen bir kaynasın. Bura bayağı zamanım olacak gibi gözüküyor. Ben bir yandan seçmeye devam edeyim şu sert yerlerini. Herhalde 20 kilo da turşu çıkacak. Daha sararken de çıkar bu. Sararkenkiler olur mu? Haşladın ya. Şu yapışa bakalım. At. Nefis. Şöyle ikinci postayı dayanalım da bunun üzerine seçeyim. Şöyle. Bugün sarma günü. Hadi bakalım. Dolmanın içini hazırlıyoruz. Bir yandan bir yandan da burada haşlanıyor arkadaşlar. Şöyle haşlananı buraya ızgaranın üzerine çıkarıyorum. Burada biraz bek suyunu sızdırdık. Sonra diğer tepsiye alıyorum. Soğan ve salçayı, biber salçasını güzelce kavurdum. Toz biberini ekliyorum. Sonra pirincini ekleyeceğim. Biraz pirincini kavuracağım. Buna tuz attım atmadım mı hatırlamıyorum bu kargaşada. Onu daha sonra kontrol edip tuzunu atmadıysam tuz ekleyeceğim. Şöyle yıkadığım pirincini de ekleyip kemik suyu çıkardım burada. Onları da ekleyeceğim. Suyunu eklerken biraz soğanıyla pirincini kavurup daha sonra kemik sularını ve suyunu ekleyip kısık ateşte pişireceğim. Bir yandan da maydanozuyla nanesini doğrayıp hazırlayacağım. Lahanalarımız da soğumaya başlayınca artık hemen içeriye geçip sarma işlemine başlayacağız. Nasıl olmuş? Bayıldı dalına. Bayıldı gerçekten. Gıcık gıcık yapma. Bildiğin yaprak sarma. Kesinlikle. Döv bir de. Bak şimdi ben sana hazırlayacağım. Çek onu. Biliyorum. Tamam. Biliyorsan anlatmama gerek yok. Hadi. Anlatma. Böyleyim mi? Büyüklüğü. Sen bana ver, ben keseyim. Sen onu yapma. O zaman kes. Hazır mıyım? Dur. İnce ince. Buyur. Şöyle. Olmuyor. Bak sıkı saracağım. Bak. Nasıl? Çok sıkı saracağım. Şurayı sıkı tutacağım. Hadi bakayım. Oluyor mu? Bakayım oluyor mu? Nefis oluyor. Onu deden yesin. Ya. Kim yesin? Babam. Kim yiyebilir tamam. Başka? Deden yemesin mi? Ağlar o zaman. Ben de yapacağım. Ha, onunki sonra mı? Tamam. Onunkini de şimdi yapacağım. Tamam, hemen yap dedene. Benimkine de alma.
Bu arada iki dolu tepsi lahanamız var. Biri burada, biri orada. Alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. Buyur. İşi öğrendim. İşi öğrendin mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ondan. Sardığın zaman o arasında kalır. Şimdi ben önce hazırlıyorum sarılacakları. Fazla olanlar buraya çıkarıyormuş köklerini. Bunları da tencerenin dibine bırakacağım, dibi tutmasın diye fazlasını dolaba kaldıracağım sarılmış lahananın. O köklerden de dolaba bırakacağım. Çıkardığım zaman düdüklünün dibine ya da tencerenin dibine bırakıp tutmasın diye. Oluyor mu? Bu dedene mi? Tamam. O da deden olsun. Şimdi çünkü şöyle şey yaprağı atlama. Katlama, katlama. Olmuyor, katlayayım. Şunlar dibine ayırdıklarımız. İnşallah çıkıyor Aleyna oradan. Benim çıkıyor anne. Sonra böyle uzunla uzunla kesiyorum. Şöyle göstereceğim. Şu şekil oluyor. İçi koyup sarıyoruz. Ben şimdilik hazırlıyorum önce sarılacaklarımızı. Hemen ilk sardığımızı pişireceğiz ki pişsin, ılısın. Ilık ılık yiyelim. Aysma çok beğendi. Değil mi? Nasıl tadı? Yaprak sarma. Bildiğin yaprak sarma. Mük. Şunları mük bile değil. Mükten öte. 1-0-0. 1-0-0. 100. Sanki o. 1-0-0. Bez getirmem lazım. Şurayı silmem için. Tamam. Getir herhalde. Şöyle yapıyor. Olabilir. Aslında ama şu küçük olur. Aa, o minicik olmuş. Dur ben sana hazırlayayım. Sen onu sar. Onu sarma da dur. Bekle biraz. Bekle. Bekle. Ora benim. Senin derken canım. Benim derken canım. Senin benim mi var? Aydan dur şurada. Evet. Aramızda senin benim davası mı var? Bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Şöyle. Ben yırtıkları kolay yapamıyorum. Sar gitsin şimdi hadi. Önemli olan yırtığı sarmak. Aydan dur'un yaptığını herkes yapar. Sen usta olduğun için sen daha zorunu yapmak lazım senin. Şefle şefseniz hayat sizi çok zor. Yaptın mı? Bu ne has ya? Ben daha içini yeni yerleştirdim. Yani dedim ki hızlı olan benim. Demek ki en hızlı olan sensin. Bu işte.
quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. Sardığımız lahanayı tencereye dizdim. Üzerine sosunu hazırlıyorum. Ay, sarımsak biraz zorladı. Salça sosuna sarımsak eziyorum arkadaşlar. O sarımsak şeyin, lahananın kokusunu bastırsın diye. 2 diş kadar sarımsak ezdim. Salçasını güzelce kavurdum bu arada. Tencerenin altını da açıyorum. Açamadım bunu. Açamadım. Hemen biraz da toz biberini, salça ve toz biberini suyla açacağım. Lahanamızın üzerine gezdireceğim. Biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Biraz da tuz, çünkü şeyin tuzu tam olmuş. Lahanayı haşlarken tuz eklemeyi unutmuşum. Biraz tuz ekleyeceğim ki lezzetli pişsin. Hemen biraz suyla açıyorum burayı. Sarımsak yağda kavrulunca nasıl kokar tahmin edersiniz? Pek iç açıcı bir koku olmuyor ama pişince çok lezzetli oluyor. Pişince sarımsağın kokusu hiç kalmıyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdi salça sosumuz tamam. Altını yaktın mı onun? Yani onun altını açtım. Saldım yandan. Kaynamasına gerek yok. Zaten burada kaynayarak pişecek. Şöyle sarmalarımızın üzerine gezdiriyorum. Üzerine dolma taşını bırakacağım. Şurada bir toz biber kaçağı gördüm. Onu bir ezelim. Dolma taşını bırakacağım. Kısık ateşte. Biz bir yandan sarmaları sararken bu da bir yandan pişecek. Şu an zaten çekmedi ama çekerse. Birazcık da zeytinyağı gezdireceğim. Tamam. Bizimkiler sarma işine devam ediyor. Şimdi kapağını kapatıyorum ben de. Dolma taşını bıraktım. Kısık ateşte bu bir yandan pişerken biz kalanını sarmaya devam ediyoruz. Bir yandan lahanamız pişmeye devam ediyor. Burada dondurucu için şöyle küçük küçük paketler yaptım. Yemeklerin yanına az az pişirip öyle canımız istediği zaman çıkarmalık olsun diye 3 paket oldu burası da şöyle. Ama suyu çıkıyor, tepsiye bıraktım. Böyle tepsiyle dondurucuya kaldıracağım. Bunlar da dondurucu stokları. Bir yandan pişiyor, bir yandan da
dondurucuya stok yaptık. Şimdi bir kahveyi hak ettik artık. Yemeğimizin altını kapatalı 15-20 dakika kadar oldu arkadaşlar. Bu arada annem gitti. Annem kuzenine yemeğe davetli. Oraya gittiler babamla birlikte. Dolmadan şöyle birkaç tane çıkarıp anneme tattırdım. Pişmiş mi bir bak diye. Çok güzel pişmiş dedi. Bakın şöyle. Kenarlarının içine katlamıyoruz biraz arkadaşlar. Hiç de çıkmıyor. Bakın. Şu çıkanlar da aysimanlı sardıklar. Aysimanlı sardıklarını da içine karıştırdığımız için bu çıkanlar onlar. Lokum gibi de pişmiş. Gayet güzel gözüküyor. Ayhan'ı aradım, birazdan gelirim dedi. Hemen yanına bir de pekmez helvası yapacağım. Bununla çok güzel gider. Şöyle bakın. Çok güzel pişmişler, yumuşacık. Bu dinlensin burada. Ben hemen helvamızı da yapacağım. Çorba pişirecektim. Kızlar pişirme dediler. Vazgeçtik çorbadan. Çorba iptal. Lahana yiyecek demiş. Biraz salata yaparım yanına. Bir de helva yapacağım. Sonrasında soframızı hazırlayacağız. Çok güzel gözüküyor. Bura fazla zaten artar. Çorbaya da kızların dediği gibi hiç gerek yok galiba. Bugün hava o kadar güzeldi ki, bu ikinci çamaşır kurutuşum arkadaşlar. İkinci çamaşırlık bu. Şimdi çamaşırları almak için balkona çıktım. Hala da yumuşak bir hava var. Öyle soğuk sert bir soğuk yok yani. Güzel bir hava var. Çamaşırlarımı toplayıp şimdi içeri gireceğim. Çayımızı demledim. Çay demlendi. Çay içmeye başlamadan önce çamaşırları da alıp bir yandan da çamaşır katlayacağım. Sabaha kalmasın. Buradan da vedalaşalım istedim arkadaşlar. Bir de bugün kitap fuarının son günü. Orada da bir kalabalık var. Son gün alışverişçileri onlar da. Diyorum ya, güzel bir hava var bugün. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.